ikinci dönem birinci yazılıya başlıyoruz. Hazır mısın evladım? Oley be, hazırım hocam. Harikasın. O zaman İngilizce de sorayım. Are you ready? I am ready. Harikasın, hazırım dedim ve başlıyoruz. Şimdi ne yapacağız? İlk başta birinci sınavın, yani ikinci dönem birinci sınavının konularına bakacağız. Subjects, yani dördüncü ünitemiz weather and emotions, havalar ve işte duygularımız. At the fair, fuardayız. Bakalım orada neler olacağını göreceğiz. Ve occupations, yani mesleklere bakacağız. Sonrasında da süper yazılı sorular hazırladık. Resimli sorular var. Çoktan seçmeli sorular var. Pardon, sorular gerçekten elimden düşüyor. Tarihli sorular var. Ve ardından boşluk doldurmalı sorular. Bir sürü soru hazırladık. Bu soruların hepsini beraber çözeceğiz. Ama öncesinde zihnimizdeki tozu silmek adına 4. 5. ve 6. ünitede neler öğrenmiştik hocam, bir hatırlayalım. What do we know? Neleri bilmemiz gerekiyordu? Bir öğrenelim. Ardından kısa bir özetten sonra hop çıkıyor hop yazılıya dalalım. Zaten biz Milli Eğitim Bakanlığı'nın kazanımlarına baktık ve okullardaki, kolejlerdeki hocalarımızla görüştük. Nasıl sorular çıkabileceğini, kazanımlarda neler uygulandığını baktık ve sizlere hatta bunların PDF'ini videomuzun açıklamasına da koyduk. Oradan da linke tıklayaraktan bunlara çalışabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Birincisi weather and emotions. Şimdi burada describing the weather, yani havayı tarif edeceğiz. Mesela burada anahtar kelimemiz ye olacak. Yani şöyle cloud bulut demek ki evladım. Cloudy bulut da olacak. Veyahut da wind rüzgar demek ki windy rüzgarlı olacak. Ya da snow kar demek ki snowy karlı olacak. Sun güneş demek ki sunny güneş olacak. Buradaki temel mantığımız sonra ye getirip havanın nasıl olduğunu belirlemek. Expressing emotions da yine aynı mantıkla gidecek. Mesela happy, mutlu veyahut da moody veyahut da işte sad, böyle üzgün. Mesela bazen hava yağmurlu olunca üzgün oluruz ya. Buna düşüyor, moralim düşüyor. Moral düşüyor. Şimdi bir de şunu bilelim. Talking about weather and emotions da bilmemiz gerekenler de söyleyelim. What is the weather like diyecekler bize. Biz de az önce kelimeleri kullanaraktan, mesela hava bugün güneşli ya, it is sunny diyeceğiz. Eğer hava yağmurluysa veyahut da şey bulutluysa cloud diyeceğiz. Yağmurluysa rainy diyeceğiz. Bu kadar basit, Tankut evladım benim. How do you feel on rainy days? Yağmurlu günlerde nasıl? Sen nasıl istersin yağmurlu günlerde? Yağmurlu günlerde böyle bir huzurlu hissederim hocam. Hafif yağıyorsa. Tamam. O zaman huzurlu hissediyorsan mutlu da diyebiliriz hocam. I feel happy diyebilirsin. Evet, bu kadar basit. Şimdi gelelim buraya. Expressing likes and dislikes. Yani fuardayken biz ne yapacağız? Bazı şeyleri sevdiğimizi, bazı şeyleri sevmediğimizi söyleyeceğimiz için burada ilk başta I like, love gibi ifadeleri bilmemiz gerekiyor. Like, hoşlanmak demek. Love, sevmek demek. Dislike, nefret etmek veya hoşlanmamak demek. Hatta hate, nefret etmek. Zaten love, like'ın daha şiddetli sevgi hali. Hate de dislike'ın daha şiddetli nefret, sevgi, sevmeme hali. Bir de sevmediğimizi söyledikten sonra veya sevdiğimizi söyledikten sonra bunu açıklamak istediğimiz zaman I think, bence veyahut da in my opinion, benim fikrimce, bence diyerekten stating personal opinions, yani kişisel fikirlerimizi ortaya koyabiliriz. Şimdi burada talking about fairs ile alakalı bilmemiz gerekenleri söyleyelim, what do you know? Birincisi, do you like fairs? Sen mesela fuarları sever misin? Yes, I like diye cevap verebilirsin. Veya no, I don't like diye cevap verebilirsin. Peki neden diye sorduğun zaman, mesela I think, what do you think about fairs? Ne düşünüyorsun fuarlar hakkında dediğin zaman? I think they are amusing. Onlar eğlencelidir diyebilirsin. Gerçekten böyle fuarlarda, panayırlarda ne çok oluyor? Çok eğlenirim hocam. Luna Parklar yani oluyor, oh, eğlenceli oluyor, bir sürü şey. Hadi bakalım başlayalım şimdi. Ha, başlamıyoruz. Bir de occupations var. Occupations, mesleklerin ötesinde ise talking about occupations. Yani öncelikle meslekler hakkında konuşmamız lazım. Diyelim ki ben neyim? Öğretmenim. O zaman ne diyeceğiz? Teacher. Veyahut da mesela diş hekimleri var. Dentist. Veyahut da doktorlar var. Doctor. Böyle gidiyor. Bir sürü meslek var. Bunu tabii ben doktorum nasıl diyeceksin? Mesela ben öğretmenim nasıl diyeceğim ben? I am a teacher, I am a teacher şeklinde diyebiliriz. Benden geliyor galiba. I am a teacher şeklinde söyleyebiliriz. Burada şuna dikkat edelim. I am a teacher'daki temel mantık esasında İngilizce er'le gidiyor olay, biliyor musun? Tankut Eylül. Şöyle mesela. Mesleklerde mi hocam? Genellikle bak. Drive sürmek demek, tamam mı? Driver. Speak konuşmak demek, tamam mı? Speaker. Act işte film yapmak demek. Actor. Teach öğretmek demek. Aynen dediğim gibi driver, speaker, aktör, işte teacher diye gidiyor. Wait mesela beklemek, hizmet etmek. Waiter da garson gibi oluyor. Bir şeyi icra eden kişiye muhteşem bir zeka. Aynı bize de öyle mesela. Sürmek sürücü, yüzmek yüzücü. Hocam ben çok zeki olduğum için 6'dan 8'e geçirirler mi? Hep böyle bir muhabbet oluyor öğrenciler arasında hocam. İşte küçükken çok akıllıymış, 2'den 4'e geçirmişler, 1'den 3'e geçirmişler. Var mı öyle bir şey hocam? Olabiliyor. Evet, evet, o tarz şeyler olabiliyor ama beni sen de mesela 3'ten 4'e geçerken 2'ye geçirmişlerdi hocam. Niye bilmiyorum. O bence bir daha geriden başlıyor. Biraz daha geri. Anladım. Gel 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 geri toparla diye, ama sıkıntı yok. Her şey olabilir hayatta. Şimdi talking about past events, yani geçmiş zaman olaylarına baktığımızda was ve were'ü kullanacağız. Yani was were nedir? Geçmişteki emizarın geçmiş zaman hali was were veyahut da did halini kullanacağız. Mesela I was in Bodrum. Bodrum'daydım dediğimiz zaman
I was. Ama şu anda Bodrum'da I am in Bodrum diyebiliriz. Mesela şu anda biz İstanbul'dayız ya. We are in İstanbul. Ama biz geçen hafta sonu diyelim ki Bursa dedik. We were in Bursa şeklinde kullanabiliyoruz. Telling the dates yaptığımızda ise, tarihlere baktığımızda ise şunu görmemiz lazım. Mesela diyelim ki 23 Nisan diyelim. 23 Nisan ya. 23rd diyeceğiz. 3rd diyeceğiz. 23 RD diye yazman gerekiyor. 3rd April dedin ya, 23 Nisan. Şimdi bunu yazarken şöyle diyorsun. On ne diyelim mesela? 23rd of April. 23 Nisan diyoruz. Ve işte 1923 diyelim. Hani 23 Nisan 1920'de açıldı ya. O zaman ne diyelim mesela? 1920 1920. Yani 23 Nisan 1920'yi İngilizce bu şekilde yazabiliyoruz. Niye? On 23rd of April 1920. 1920 yani 1920 diye yazabiliyoruz. Şimdi what do we know? Peki bunlarla alakalı neler bilmemiz lazım? Birincisi sana soracaklar. What does your father veya what does your mother do diyecekler. Mesela babam bir mühendisse veya annem bir diyelim annen de mühendis olabilir. He is an engineer diyebiliriz. Burada baban ya da annen ne yapıyor diye sorduk değil mi hocam? Aynen. Her zaman job demiyoruz mesela. Mesleğini direkt sormayabiliriz. Aynen. Evet burada ne yaparsın diye. Bu esasında günlük kullanımda mesleğin ne anlamına geliyor. Aha. What do you do? What do you do ne yaparsın demek değil de what do you do ne iş yaparsın demek esasında. Ama bazen what would you like to do? Yani ne yapmak istersin dediğimiz zaman yani bir şeyi o anda yapmakla alakalı genelde would'u kullanıyoruz. Ama ne iş yaparsın gibi bir soru soracağımız zaman what is your job yerine aynen söylediğim gibi what do you do veya what does your father do, mother do diyebiliriz. Burada mesela az önce ne demiştik? Engine ne demekti? Engine motor demekti. Engine yanına er getiriyor. He is an engineer diye mühendis şeklinde kullanabiliyoruz. Mesela mesela annenin mesleği ne olsun? Mesela diyelim ki annen de öğretmen olsun. Söyle öğretmen bakalım. Olsun she is a söyle bakalım. Teacher. Harikasın çok güzel. She is a teacher şeklinde söyleyebiliyoruz. Where were you last week? Geçen hafta sonu neredeydin? Gerçekten soruyorum. Bunu sana samimi bir şekilde soruyorum. Burada milyonlarca insan seni şu anda ekranları başında izliyor. Hiç korkmadan, hiç utanmadan söyle. Geçen hafta sonu neredeydin? Where were you last week? Geçen hafta neredeydin? Hocam halı sahadaydım geçen hafta. İtiraf ediyorum. Oğlum bir şehir ismi söyle. Özür dilerim hocam. Hiçbir buradaydım hocam. Nerede olacağım? O zaman I was in İstanbul diyebilirsin. Bizim başka neremiz var? Aynen güzel. Tebrik ediyorum seni. Where were you born? Nerede doğdun? Nerede doğdun dediğim zaman da doğum yerini söyleyeceksin. Veyahut da when were you born dediğin zaman ben hızlı okudum. Where diye okudum. When dediğin zaman da ne zaman doğdun diye soruyor. Fatih Vatan Caddesi kat 2 hocam. Tamam kat 2'de doğmuşsun. Güzel. Fakat when diye soruyor. Ben az önce where diye okudum bunu ama burada when ne zamanı soruyor. When were you born dediğim zaman ne zaman doğdun dediğim zaman da I was born, ben doğdum. Esasında bu doğruldum demek, pasif bir cümle ama biz bunu doğdum diye öğreniyoruz. I was born on the, bak onla söyleyeceğiz tarihleri, on the 18th of February. Ben Şubat'ın 18'inde doğdum. Mesela 2010 doğumluyum. Bunu yazıyorsun, bitti gitti kurtuluyor. Oh, 2 kilo. Geldik buraya. Artık sorulara başlayalım. Look at the pictures and unscramble the words. Yani kelimeleri normal hale getirin. Burada karma karışık yazılmış ya. İşte bu karma karışık yazılan şeyleri düzeltmeye çalışacağız. Tamam mı evladım? Şimdi look at the pictures. Resimlere bak. Bakalım sen de bak. Bakıyorum hocam. Şu güzel. Anda resimlere bakıyorum. Tamam yeter. Bundan sonra geçelim. Hayır önce kelimeleri düzelteceğiz herhalde. Mesela bu ne olabilir? Bu mimara benziyor. Mimar ne demekti? Architect. Burada kelimeleri sıralıyoruz. Architect diye yazıyoruz. Mesela bu terzi ne olabilir acaba? Terzi T ile başlıyordu. Tailor. Tabii ben direkt cevapları söylemek zorunda kalıyorum. Mesela bu tamirci. Bende yok hocam o kelime. Aynen kelimeler yok. Şu an öğreniyorum ama ezberliyorum şu anda. Veyahut da bu mesela şoför. Hani araba sürmek drive'dı. Bak burada kelimelerden hatırlayın başta D olacak. Drive. Araba sürmekti. O zaman bu ne olabilir? Bu driver. Arada, harikasın çok zekisin. Driver. Burada da bak saçlarını kesiyor. O zaman saç hair'dı. Hairdresser. Harikasın, çok zekisin, muhteşemsin, mükemmelsin diyoruz. Bu kelimeleri scramble yaptıktan sonra, düzelttikten sonra yeniden devam ediyoruz. Çoktan seçmeli soruya geçiyoruz. A mı benim? A mı diyeyim, B mi diyeyim diye devam ediyoruz. Şimdi tamam. Robert is a tailor. Robert bir terziymiş. He can examine patients. Hastaları inceler. Hayır. Sew nice suits. Güzel takım elbiseler diker. Yeah. O zaman B. Linda is a nokta nokta. She can cut and design hair. Linda bir nokta noktaymış. O ne demek keser, hocam o? Yani mesleğini boşluk doğru mu? O kesermiş ve dizayn edermiş saçları. O zaman ne diyeceğiz? O zaman hairdresser hocam. Evet. Linda is a hairdresser. O bir berberdir veyahut da kuafördür. She can cut, kesebilir ve design edebilir saçlarım. Cut kesimi yapabilir hocam. Aynen. Kevin is a waiter. Kevin bir garsondur. And he nokta nokta take orders and serve.
He can mi can't mi olur sence? Can't olur hocam. Niye can't olsun? Ah be. O zaten ikisi de %50 şansım var. Ah be hocam. Kevin bir garsondur. İyi gidiyordum ama. Ve o siparişleri alır ve servis yapar diyebiliriz. O zaman can olacak. George is a mechanic. Yakıştıramadım hocam Kevin'e garsonu. O yüzden oldu galiba. Olsun ama güzel bir şey. İnsanlara güzel hocam. Hizmet etmek güzel hocam. Hizmet güzel yemekler sunmak güzel ama Kevin bazen yapamıyor. Kevin'in biraz elleri büyük olduğu için ben yakıştıramadım garsonu. Kevin biraz takoz gibi. Şimdi George is a mechanic. George bir tamirciymiş. And he can repair arabaları tamir edebiliyormuş. Var arabaları dedim. Arabayı. O zaman, arabayı veya arabaları fark etmez. O zaman cevabı direkt söyledim. Burs oluyor yani. Tenis kortlarını değil de arabaları tamir edecek tabii ki. Bazen böyle çıkıyor ama. Aynen bazen cevap otomatikman geliyor. Tamam bunu sen yap. Laura is a lawyer. Laura bir avukatmış. And she can nokta nokta people at courts. Mahkemelerde insanları çizer mi yoksa savunur mu? Savunur hocam. Aynen niye çizsin? Saçma sapan örnekler vermişim. Şimdi geldik tarihlere. Write the dates in the blanks. Boşluktaki tarihleri yazın diyor. Burada 15 Jun yani Haziran. Yok, Haziran. Ah be. Ondan sonra 17 Nisan. 22 Ağustos ve 9 Ocak var. Ocak. Ayları hatırlayalım nasıl yapıyorduk? Öncelikle aylarda esasında sadece 3 tane ay ezberleme yeterli. Ocağı ezberleyeceksin. Bak şimdi January tamam bunu bilmelisin. Tamam. February bilmelisin. Tamam. Şubat'ı bilmelisin. Bu ikisini bildikten sonra bir ay daha ezberleyeceksin ama diğerleri Türkçe ile aynı. Nasıl bak şimdi? Mart. Aynısı Türkçe'de. Aynısı. Bir de April'i ezberleyeceksin. April. Ay, Nisan hep aklımda zaten benim hocam. Ardından ne geliyor? Nisan, Mayıs tamam mı? June, July, Ağustos nedir? Ağustos'u yazdık. Geriye kalıyor. Ne kalıyor? Geriye 4 tane ay kalıyor. Onları da S-O-N-D. Yani son 4 ay diye ezberlemiş. Son 4 ay nedir mesela? September. Harikasın. Ama bu sarıymış ya. Gözüküyor mu? Ekranda bir bak bakayım. Tankut Ali Hanım. Hocam görünüyor. Güzel görünüyor. September. October. Ekim. Eylül. Ekim. November. Kasım. Sweet November. Ve December. Ve aralık şeklinde diyoruz. O zaman son 4 ayı da son dediği yazdıktan sonra dolayısıyla June, July bir de January, February bilsen yeterli. Çünkü April zaten bir kız ismi. Ne kaldı? Nisan da bizde kız ismi ya oradan hatırlayabilirsin. Ha. Mart, May, Mayıs bu kadar basit. Anlaştık mı? Tamam. Mart, April kız ismi, Nisan da bizde kız ismi, May, Mayıs. Ağustos zaten aynı, son 4 zaten aynı. January, February, June, July bilsen yeterli. Bu 4 ayı karıştırma. Zaten sen de June'u karıştırdın. Evet, öğrenciler ben onu hep karıştırıyorum ya. Öğrenciler hiçbir zaman April ya da August'u karıştırmaz Türkiye öğrenciler. Genellikle June'u karıştırır. Bazen de July'ı karıştırır. Sıkıntı yok. Şimdi başlayalım. June, Haziran dedik ve başlıyoruz. Tabii ben başka bir renk kalem almak istiyorum izin verirsen. Şimdi başlayalım. Veriyorum hocam. Teşekkür ederim bu izin verdiğin için. Şimdi 15'i diyeceğiz. 15'i diyeceğimiz için the 15th of June. Haziran'ın 15'i. Tamam. 2018 diyeceğiz. O zaman 2000 diyeceğiz. Sonra da 18. And 18. 18 yazdık ve kaçtık. Şimdi bunu da sen söyle. Nasıl söyleyeceğiz? Bir kere birincisi 17.si diyeceğiz. 17.si nasıl diyebiliriz Tankut Eylül Hanım'ın? The harikasın. Bitti bu kadar diyoruz. Bu kadar. Aynen. Bundan sonra sizde hocam. Teşekkür ederim. En zor kısmı sen yaptın. 17th. 17. of April, Nisan'ın 17'si 1989 yani 19 yazdık ardından 89 diyeceğiz ve kaçacağız. Şimdi burada da 22 diyeceğiz. En başa ne geliyordu? The. Harikasın gene en zor kısmı sen yaptın. Ardından 22nd of August, Ağustos'un 22'si 2006 yani 2006 diye yazdık. Şimdi dördüncüyü sana bırakıyorum. Hadi bakalım. Ne diyorduk en başta? The. Harikasın. The'yi yazıyoruz. Gene hiçbir şekilde korkmuyoruz. The'yi yazdıktan sonra the ninth of yani 9'u çünkü. Evet. The ninth of hangi ay? January. January yazdık. January. Ardından da 1888'miş. Oo. Gerçekten. 88. Gerçekten 88. Gerçekten sıra dışı. Gerçekten insan kendinden geçti. Ve geçiyoruz başka bir soruya. Bu sefer fill in the blanks. Boşlukları dolduralım. Arkaya doğru ilerleyelim. Ve ücretini ödemeyen kalmasın diyor. Hocam. Şimdi bak. Was, were veya am, is, are kullanacağız. Allah Allah. Kime göre neye göre? Bunun mantığı şu Tankut Eylül Hanım. Birincisi şöyle bir zaman tablosu çiziyoruz. Tamam. Şu anda bulunduğumuz yer now. Öyle değil mi? Evet. Şimdi. Veyahut da at the moment. Şimdi ve at the moment'ı gördüğün zaman buraya kahverengiyle am ya da is ya da are'ları kullanacaksın. Ama eğer geçmişteyse yani mesela
last year diyorsa, pardon şuraya yazacağız. Last year diyorsa, mesela geçen yıl diyorsa, last week diyorsa veyahut da one minute ago. Bir dakika öncesi bile geçmişte kalmadı mı Tankut? Kaldı hocam, geçti. One minute ago, five hours ago, five days ago, last year, last hepsi week, geçmiş. Last month. Bunların hepsi geçmişte kalıyor. Veyahut da mesela yesterday. Yesterday de geçmişte kaldığı için, dün de geçmişte kaldığı için. Burada da yine was, emiz yerine was ya da were kullanıyoruz. Burada mesela today olursa da, mesela today de yine buraya geliyor. Şimdi bakalım. My sister nokta nokta a student 2 years ago diyor. 2 years ago neydi? Yeşil renkti. Bak hemen şöyle yeşille çiziyorum. Evet. Niye? One minute ago, 2 days ago, 2 years ago. O zaman ne gelecek? Was were'den biri gelecek. Peki. My sister she olduğu için was mı gelir, were mi gelir? Was gelir hocam. Harikasın. My sister was. Onun da kuralını söyleyelim tabii bu arada. I, he, she, it dedik, tamam mı? Bunlarda am, is, is, is. Bunlar geçmiş zamanlar oluyordu. Was. Çok yukarı yazdınız, göremiyorum hocam. Aynen, şöyle biraz aşağı indirelim. Şöyle harikasın, gerçekten tebrik ediyorum. Was, was, was oluyor. Şuraya geçelim. We, you, they yazalım. We, you, they ise are oluyor hepsi. Burada da hepsi were dönüşüyor. Bu kadar basit. Anlaştık mı Tankut? Anlaştık hocam. Şimdi a teacher at the moment. At the moment dediği için at the moment neydi? Şunlardan biri. Şimdiki o zaman. Şimdiki zaman, hatta kahverengiyle şimdiki zaman altını çiziyorum. Emizar'dan em mi gelecek, iz mi gelecek, ar mı gelecek şeyi? İz hocam. Harikasın, çok tatlısın. Bu kadar ya. Aynen. Bu kadar hocam. Oh bitti, hadi geçelim bu alıştırma. Şaka, öyle bir şey yok, devam ediyoruz. Şimdi but she is a teacher at the moment. Şu anda bir öğretmen diyoruz. Children now diyor. Now kahverengi şimdi. O zaman children'a çoğul oldukları için children are very tired. Çocuklar şu anda çok yorgun olabilir. Yani en azından yoruluyor. But they yesterday diyor. Yesterday dünde kaldı. O zaman but they were energetic yesterday. Dün enerjiydiler. Ama bugün mortans olmuş. Resmen bugün perişan olmuşlar. Bittiler. Şimdi Kevin retired now. Kevin şimdi emekli diyor. Tamam, şu anda emekliymiş. Tamam. But he... Kevin demek garson da hocam, bir anda emekli olmuş. Hemen hocam. Sigortasını yaptı. Hayat emekli işte. Hayat böyle zaman geçiyor. Zaman hızlı geçiyor. Last year, düşün bak 10 dakikada ne kadar şey oldu. Last year geçen yıl diyor. Ha, last year olduğu için he was, now olduğu için de Kevin is. Kevin is retired now. Kevin şimdi emekli. But he was a worker last year. Geçen sene bir işçiydi. Şimdi burada 5 minutes ago diyor. 5 minutes ago'yu yeşille çiziyorum. Niye? Geçmiş zamanda. Evet. My students s takısı olduğu için are olacak, yani çoğul olacak, ama geçmiş zaman olduğu için were oluyor. My students were in the classroom. Benim öğrencilerim sınıfta, 5 dakika önce sınıftaydı. But they are in the school garden at the moment. At the moment şu anda okul bahçesindelermiş. O zaman they, em izardan hangisi gelecek Tankut evladım benim? They, em. They, em diye bir şey olur mu? Olmaz gerçekten. Hocam, onu söyleyecektim. They are. İnsanlığın bittiği noktadayız. Şu anda bültenimize kısa bir süre ara vermek zorundayız. Tankut'un beyin nakli için Malezya'dan gelen özel bir yapım, yapay suni insan beynini birazdan bir oğlum şaka mı? Beynim son saniyede elendi resmen hocam. Şaka şaka. Bilerek bilmediğini biliyorum. Arkadaşların da hata yapsınlar. Senin zor durumundan gülsünler, zevk alsınlar ve eğlensinler diye kendini beni rezil ettin. Beni kurtardınız yine. Aynen, rezil ettin kendini, ama şaka bir yani. But they are at the moment. They are in the school garden. Are at the moment. Are at the moment. Devam ediyoruz. At the hospital last week diyor. Last week bu tarafta. Last year, last şeyler. Geçmiş. O zaman Sally is değil tabii. Last week olduğu için was. Yedim. Lokmaya düştüm hocam. Sıkıntı yok. Sally was at the hospital last week. Geçen hafta sonu Sally hastanedeydi. But now diyor. Şu anda she is at home now. Fakat şimdi evde diyoruz da geçtik. Resmen ya. Süper çark senin için dönüyor. Evet. Sıcak mı hissediyorsun, soğuk mu? Hocam sıcak hissediyorum. İyi bir hediye gelecek gibi. Şimdi hadi saçma sapan biraz. Şimdi burada find the words, kelimeleri bulun diyor. And write the names of funfair rides. Yani bu Luna Park'taki oyuncakların isimlerini yazın diyor. Şimdi burada bayağı karmak çarmak şeyler var. Ama bir roller coaster gördüm hocam. Ha, nerede roller coaster? Bak o zaman çok şöyle. Severim. Roller. Hiç bilmedim ama çok severim hocam. Roller coaster. O zaman roller coaster yazıyorum. Gerçekten bir tanesini yakaladım. Roller coaster diye yazıyorum gerçekten. Başka gördüğümüz var. Mesela karuzeli gördüm ben de. Karuzel neydi? Atlı karınca. Karusel. Başka ne var? Ferris var hocam. Nerede? Ferris mi nerede? Bulun hocam. Ya beni ilgilendirmiyor. Bulmanız gerekiyor. Ne diyorsun oğlum? Saçma sapan konuşuyorsun bak. Karuzelden sonra ghost train. O zaman hayalet tren. Hani korku treni var ya. Yanlış train'i görmüşüm hocam. Aynen. Başka ne var? Bumper cars. Yani çarpışan otolar. Bumper cars. Ben tersen yazdım. İyice kafa karıştırıcı oldu. Sonra ne var? Ferris wheels. Ha, Ferris i̇şte wheels. İşte onu demeye çalışıyordum. Ha, dönme dolabı. Aynen. Bunu da yazdık. Güzel. Başka ne var?
Train Ride. Bir de tabii ki de böyle hız treninde yazan Train Ride'da yazdık. Ve ardından hop çikilop geçiyoruz başka bir alışmaya. Look at the picture and answer the questions. Resme bakın diyor. Resme bak. Burada resim yok ama bir tablo var. Tamam, tabloya hocam. Baktan sonra diyor ki soruları cevaplayın. Where is the fair? Fuar nerede? Tabii ki yazıyor İzmir. O zaman it is in İzmir diye yazdık. Tamam, sıkıntı yok. Devam ediyoruz. When is the fair? Fuar ne zaman diyor. When is the fair sorusunun cevabı da tarihi yazıyor. Mayıs. 18, o zaman it is on 18th to 20th of May. Tonguç içeride gelecek mi hocam? Gelecek tabii, her zaman gelecek. Çok güzel. Ama bu karnaval yani, kitap fuarı değil. Olsa ama yine gelsin, Selim çizsin hocam. Aynen, Selim Bey yine gelirsin size. Şimdi devam ediyoruz. What time does the fair start? Fuar ne zaman başlıyor diyor. It starts, fuar, it starts diye cevap veriyor. Ne zaman başlıyormuş? Saati soruyor değil mi hocam? Evet, saat soruyor. 7. O zaman at 7 p.m.'i de yazacağız tabii. Diğer türlü a.m. yazarsak. Olmaz. Başka sabahtan gelirler. Evet, sabah erken gelirler. 12 saat beklemek zorunda kalırlar. Akşam 7'deymiş. How much is one ride? Bir biniş ne kadar diyor. Yani bir jeton ne kadar? One token neymiş? 3 Turkish lirasmış. O zaman 3 lira da kart parası alırlar hocam. Ya kart parası almıyor. Jetonla serdikten direkt jeton öyle atıyorsun. Ha. One ride is... Sen artık direkt şeydeki alışveriş merkezlerine gidemezsin. Evet hocam, onlar da sürekli kart parası ve sinir bozuyor ve ben o kartları da kaybediyorum hocam. Aynen, sıkıntı yok, yapacak bir şey yok. One ride is 3 Turkish liras diyoruz ve bunu da böyle gösterdikten sonra geçiyoruz. Aa, sen mevsimler gibisin diyoruz ve mevsimler geçiyoruz. Maşallah, billur gibi sesiniz var hocam. Teşekkür ederim. Sesim hakkında çeşitli söylentiler var. Look at the pictures and make a sentence. Resimlere bakın ve cümleler kurun diyor. The weather is windy in Tokyo. Tokyo'da hava rüzgarlıymış. It is 15 degrees Celsius. 15 dereceymiş Tokyo'da hava. O zaman şöyle Tokyo'daki havayı çizmedi. Ama biz çizelim Tokyo'daki havayı şöyle. Tokyo'lu insanlar çizmeye çalışalım. Gerçekten hiç Tokyo'luya da benzemedi ama şöyle şapka da yapalım hatta. Wow. Tokyo'da hava nasıldı? Rüzgarlı. Tamam, rüzgarlı olunca o zaman nasıl olsun? Şöyle rüzgarlar çizdik. Şimdi burada yağmur var. Kar var. Londra'da her zamanki gibi yağmur. Moskova'da her zamanki gibi kar var hocam. O zaman hava Londra'da yağmurlu diyeceğiz. The weather. Bir kere başa, en başa yazacağız. The weather is rainy, yağmurlu, gördüğün gibi, evet. Rainy in London. Zaten sadece şu rainy'yi değiştiriyorsun o kadar. Bu rainy, bu snowy, bu da cloudy dememiz yeterli. Şimdi the weather is rainy in London dedik. Sonra ne diyeceğiz? Sıcaklığını söylemiz lazım. 15 dereceymiş. It is 15 degrees Celsius. Yani nedir ona? Celsius. Neyse. Yani. Celsius yani 15 dereceymiş. Tamam, sıkıntı yok. Gelelim Moskova'ya. Moskova'da hava karlıymış. O zaman başka bir renkle yazalım. It is diyebiliriz. The weather is de diyebiliriz. It is snowy yani karlı in Moskova. Moskova'da hava karlı ve sıcaklık da -2 dereceymiş. O zaman it is minus dememin gerekiyor. -2. Minus 2 degrees Celsius. Bunu da yazmamız gerekiyor. Bak, demek ki eksi derecelerde minus koymamız gerekiyor başına tam teyrelim. Geldik Amerika'ya. Ne hızlı geldiniz hocam Rusya'dan öyle? Yapacak bir şey yok. Uçarak, uçakla gidiyoruz. Biraz uzun süre sürse yani yapacak bir şey yok. Şimdi burada ne diyeceğiz? Bu sefer Amerika'nınkinde sarıyla kullanalım. It is diyebilirsin. The weather is diyebilirsin. Ben sığsın diye it is diyorum. It is Amerika'da nasıl? Bulutlu. It is cloudy. Cloud. Bulutlu. Cloudy. I cloud. Ne diyorsun oğlum? It is cloudy in America. Hava Amerika'da bulutluymuş. Sıcaklık kaçmış? 11 dereceymiş. It is 11 degrees Celsius diyoruz ve kaçıyoruz. Şimdi gelelim Paris'e. Aa, Paris'e gerçekten hava biraz güneşli ve 25 derece. Demek ki başka bir yıldan bahsediyor burada veya başka bir tarihten. Olabilir hocam. Bu sefer it yazmıyorum. Gözüksün diye bir kez daha yazıyorum. The weather is, ne yapıyorduk? Güneşin yanına y'ye getiriyoruz. Sunny in Paris. Paris hava güneşli ve kaç derece? It is 25 derece. It is 25 degrees Celsius. 25 derece diyoruz ve geçiyoruz diğer soruya. O zaman mantık şu. Cloud bulutlu, wind rüzgarlı, storm fırtınalı, başka ne olabilir? Snow karlı, rain yağmur. Yağmurlu. Bak, bulut, rüzgar, fırtına, kar, yağmur,
güneş. Ne ararsan var. Fog, sis mesela. Anladın mı? Çok severim böyle hocam. Gidiyor. Şimdi bunların yanına Y koyuyoruz. Cloudy, bulutlu. Snowy, karlı. Windy, rüzgarlı. Rainy, yağmurlu. Sunny, güneşli. Stormy, fırtınalı. Foggy, sisli diyoruz ve kaçıyoruz. Arkamıza bakmıyoruz. Çünkü arkamıza bakarsak genelde sıkıntı yaşarız diyoruz ve geçtik. Answer the questions about yourself. Kendiniz hakkında bu soruları cevaplayın diyor. Şimdi kendimiz hakkında bu soruları cevaplamadan önce ben sana ödev vermek istiyorum Tank Tevladı benim. Birincisi. 0'dan 6'ya sözel kitabımızın İngilizce kısmını açtığımız zaman tamam. Ünite 4'te Weather and Emotions'la alakalı biz sana her şeyi güzel güzel bak önce böyle bir konu anlatımında bak geçmeden önce bir sözlük verdik. Buradaki 238 sözlüğü bilirsen sınavdaki kolay kolay soruları kaçırmazsın. Burada önce anlattığımız sunny, thundery, işte windy, snowy, hail, rainy, storm bunların hepsini yazdık tamam mı 239'da. Ve ardından senin moduna göre yani moduna göre mutlu musun, üzgün müsün, neşeli misin bunların hepsini resmetmeye çalıştık. Sayfa 240, sayfa 242 yine at the fair ünitesi için yani şu Luna Park ünitesi için. Ve ardından yine kişisel fikirlerimizi dile getirdiğimiz sayfa 244. Burada yine occupations yani meslekler sözlüğü ki burada meslekleri yine anlatmaya çalıştık. Ve tarihleri sayfa 248'e anlattık. Dolayısıyla sen sayfa 249'a kadar yani şu sayfadan tekrar söylüyorum. Sayfa tam sayfayı vereyim karışıklık olmasın. Sayfa 238'den 248'e kadar toplam 10 sayfa güzel güzel çalışırsan tamam. Burada kelimeleri bilirsen emin ol sınavdan iyi not alırsın. Ama hocam ben zoru da başarmak istiyorum. İstiyorum hocam. İstiyorum ve sınavdan 100 almak istiyorum diyorsan İstiyorum. O zaman sana birazcık daha ödev vereceğim. Bak onu da vereyim. Sonra bu sorulara geçeceğiz yani kendi şahsi sorularımıza. Burada da downtown ünitesi zaten birinci dönemde kalmıştı. Şimdi weather and emotions yani sayfa 292'den başlıyorsun. Bu arada takıldığın soruları buradan uzman hocalardan dinleyebilirsin. Sayfa 246'dan 292'den başladıktan sonra occupations'ın sonuna kadar yani holidays'e kadar sayfa 303'e kadar çözersen buradaki sorularla tam anlamıyla hazırlanmış olursun. Şimdi şu sorularımıza geçelim artık. Do you like fairs demiş. Fuarları sever misin? Gerçekten sor. Sever misin? Fuarları severim hocam. Ya fuarlar demedim buna Luna Park'lar diye. Evet fuarları Luna Park'ları seversin. O zaman yes I do diyebilir. Eğer sevmeseydin no I don't der kaçabilirdin. Şimdi bakalım. How do you feel on snow days? Karlı günlerde nasıl hissedersin? Gerçekten karlı günlerde nasıl hissedersin? Karlı günlerde kendimi çok iyi hissederim hocam. Niye? Çünkü okul tatil olur. Bu sene oldu hocam sonra. Aynen. I feel happy on snowy days. Ben karlı günlerde mutlu hissederim. What do you think about the roller coasters? Roller coaster hakkında ne düşünüyorsun Eyvallah? Hocam heyecan verici. I think diye başlaman gerekiyor. Bak what do you think diye bir soru sorarsa sana sınavda olur. Tamam. I think sence diye diyor ben de bence diye başlarım. I think diyeceksin. Sonra they are veya the roller coasters diyebilirsin. They are terrifying. Onlar değil mi? Çok heyecan verici böyle. Heyecan verici. Çok korkutucu diyor. Terrifying dedik. Evet, what does your father do? Baban ne iş yapıyor? Baban ne yapar? Baban serbest meslek hocam. O zaman he has a free job diyor. Serbest mesleği var diyebilirsin. Veyahut da mesela diyelim ki ayakkabıcı olabilir. Olabilir. O zaman he sells tamam mı? He sells shoes diyebilirsin. Ayakkabılar satabilirsin. Veyahut da he has a teacher shoe shop diyebilirsin. Ayakkabı dükkanına sahip diyorsun. Veyahut da he is a tradesman diyebilirsin. O bir tüccar diyebilirsin. Fark etmez. Yani ayakkabı da satsa, oyuncak da satsa, esnaf da olsa bunları diyebilirsin. Şimdi he has a shop diyebilirsin. Neyse. Burada kesin olan bir şey varsa bunları çalıştık. Bu arada akıl notlarından da Tanku evladım benim. Buradaki konuları güzel bir şekilde sana anlatabileceğimiz ders notları verdik. Burada occupations'la başlıyor. Tabii sen akıl notlarının birinci dönemini de mutlaka yanına gezdirmelisin. Evet hocam. Sayfa 98. Önemli noktaları hep burada. Burada gösterdik. Bunlar daha çok akıl haritalarının kitaplaştırılmış hali yanında gezecek hali. Evet. Bir son bir uyarım daha var. Bu yazıldan ziyade sadece yazılı değil aynı zamanda ileride gireceğiniz sınavlarla alakalı dörtlü motivasyon denemeleri. Burada Tanku Teli Hanım şuna dikkat et. Birisi Milletin Bakanlığı yeni müfredata uygun ve yeni sınav tarzına uygun böyle infografik sorular sormaya başladı. Sen geçen sene 5. sınıfta mutlaka bir deneme sınavı olmuşsundur. Bu sene de olacaksındır. İşte bu sınavdaki sorulara baktığımız zaman şöyle tek tek bunların içerisindeki fen bilimleri, evet. Matematik hepsini güzel güzel burada rahatlıkla çözebilmelisin. Ve aynı zamanda bak şurada en sonunda optik formlar var. Optik formların içerisinde sana gerçekten sınav varını hissettirebilecek şekilde orijinal tırtıklı hazırlayıp bunu söküp çözebiliyorsun. Ve buradaki mesela fendeki bu yeni nesil soruyu çözerken takılırsan da aynı zamanda burada takılırsan bakmıyorsun ya da burada en başına bak şurada göstereyim. Kare kodlar var. Kare kodları okutup. Tastan mı okutuyorsun? Evet tastan okutup soruları tamam. Çözebiliyorsun. Hadi bakalım şimdi ödüllü sorumuzu yap yorumlar yolla. Şimdiden sınavında sana başarılar diliyorum. Sağ ol hocam.